gövdeye başlıyoruz. Gövdede ilk parçamız arkadaşlar bacak. Önce bir bacağı yapacağız. Bacakta eklem kullanacağız. Bacak için yine gri ipimle devam ediyorum. Önce 6 tane zincir çekeceğim. Evet, 6 zincirimi çektim. Şimdi bu 6 zincirde ikinciye dönüyorum ve bir arttırma yapıyorum bu ikincide. Ardından 3 sık iğne örüyorum. 3 sık iğne ördükten sonra sonda bir tane sık iğnem kalıyor. Bunun içine 4 kere sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğin içine 4 kere giriyorum. Ardından bu tarafa geçmiş olduk. Şimdi 3 sık iğne düz örüyorum. Üç sık iğnemi ördüm. Şimdi son ilmeğimde bir arttırma yapıyorum. Evet, sıram bitti. Üçüncü sırama geçeceğim şimdi. 6 zincirimizi ilk sıra sayarsak, şimdi üçüncü sırama geçiyorum. Üçüncü sıramda arkadaşlar, önce 2 kere, yani 2 tane ard arda arttırma yapıyoruz. İlk sık iğneme, sıranın ilk sık iğnesine iğnemi takacağım. Bir arttırmamı yaptım. İkinci arttırmamı yapacağım şimdi. İki arttırma yaptıktan sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sık iğnenin ardından bir tane arttırma yapıyorum. Bir arttırmamı yaptım. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi tamamladıktan sonra 4 kere ard arda arttırma yapıyorum. 4 arttırmamı tamamladım. Ard arda 4 kere arttırma yaptım. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından bir arttırma daha. Bu arttırmamın ardından bir sık iğne daha yapıyorum. Ve son 2 ilmeğimde ikisinde de arttırma yapıyorum. Ard arda 2 arttırma. Evet, sıramız bitti. 3. sıramızı da bu şekilde bitirdik. Şimdi 4. sıraya geçiyorum. 4. sıramızda arkadaşlar sıra boyu BLO'dan öreceğiz ve hiç arttırma eksiltme yapmayacağız. Toplam 24 sık iğne BLO'dan öreceğiz. BLO'yu biliyoruz. Şu ikisini birden almayacağız da sadece şu arkadakinden geçerek sıranın hepsinde bunu yapacağız. Arttırma eksiltme yok. Sıra boyu bu şekilde öreceğiz. Sıra boyu BLO'dan ördük. 4. sıramızı tamamladık. Şimdi 5 ve 6. sıradayız. İkisini de düz örüyoruz arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. 2 sıra düz örüyoruz. Evet, 5. ve 6. sırayı düz ördük. Şimdi 7. sıradayım. Bu sırada önce bir azaltma yapıyoruz arkadaşlar. Bir azaltmamı yaptım. Ben her zaman en başa takarım iğnemi. İlk ilmeğe. İğnemi taktım, işaretleyicimi. Evet, bir azaltma yaptık. 3 sık iğne yapıyorum. Üç sık iğnemden sonra tekrar bir azaltma yapıyorum. Evet, azaltmamı yaptım. Şimdi 5 sık iğne yapıyorum. Bu 5 sık iğnemden sonra tekrar bir azaltma.
Ardından tekrar 5 sık iğne. Evet, 5 sık iğnemi yaptım. Burada yine bir azaltmamız var. Bir tane azaltma. Ve tekrar 3 sık iğne yapıyorum. Evet, bu sırayı da bitirmiş olduk arkadaşlar. 7. sıramızdı. Şimdi 8'e geçiyoruz. 8. sıramızda önce yine bir azaltma yapıyoruz. Ardından 8 sık iğne örüyoruz. Bir azaltma, 8 sık iğne yaptık. Şimdi tekrar bir azaltma yapıyoruz. Ve tekrar 8 sık iğne, yani sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Evet, sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi 9. sıradan 20. sıraya kadar 20. sıramız da dahil düz örüyoruz. Hiç arttırma veya eksiltme yok. 9. sıradan 20. sıraya kadar. Ben başlıyorum. Hiç arttırma eksiltme yapmadan 20'ye kadar düz öreceğiz. Evet, 20. sıraya kadar düz ördük. 20. sıra dahil. Şimdi 21. sıramdayım. 21. sıramız arkadaşlar 2 sık iğne, bir arttırma yapacağız. Bunu sıra boyu tekrar edeceğiz. 2 sık iğne, bir arttırma. Evet, 2 sık iğne, bir arttırma sıram bitti. Şimdi 22. sıradayım. 22. sıradan 26. sıraya kadar düz örüyorum. 26. sıramız da dahil. Düz örüyoruz. Arttırma eksiltmemiz yok. Evet, 26. sıraya kadar düz ördük. Şimdi 27. sıradayız. Burada 2 sık iğne, bir azaltma yapacağız. Ben başlıyorum. Sıra boyu 2 sık iğne, bir azaltma yapacağım. Evet, 2 sık iğne, bir azaltma yaptığım sıram da bitti. Şimdi bu iğnemi, ilmeğimi takıyorum ve içini dolduruyorum. İlmek kaçmasın diye yapıyorum bunu. Şimdi içini dolduracağız. En son 27. sıramızı örmüştük. Şimdi burada eklem parçası kullanacak olanlar eklemi takacak. Ben şu başı biraz boşaltayım. Eklemi taktıktan sonra dolduruyorum. Eklemi burada şimdi biz en son kaçı ördük? 27. sırayı ördük. Eklemi 26. ve 25. sıralar arasına takıyoruz. (27, 26, 25) şu araya takıyorum. Şu ayak hizasını, yani şu ayağın şeklini görüyoruz değil mi? Bu şekilde, yani şuraya takmıyoruz. Ucuna dek gelecek şekilde takmıyoruz. Yan taraftan ortaya dek gelecek şekilde takıyoruz. 27, 26, 25 dedim. Şu ikisinin arasında tam ortaya. Tam orta şurası oluyor sanırım. Ben şimdi burayı biraz genişleteceğim çünkü benim ipim çok sert. Şey takmak, eklem takmak çok zor. Burayı biraz açıp eklemi takacağım. Evet, eklemi taktım arkadaşlar. Şimdi şu boşluğu biraz dolduracağım. Çıkardığımı geri koyuyorum ve örmeye devam ediyoruz. En son 27. sırayı örmüştük. 2 sık iğne, bir azaltma yapmıştık. Şimdi 28. sıraya geçiyorum. 28. sıramız
bir sık iğne bir azaltma sıra boyu. Ona başlamadan hemen eklemi göstereyim. Eklem tam ortada, gördüğünüz gibi bacağın tam ortasında takılı. Eklem olmayanlarda eklemin işlevini iple bacakları birbirine gövdenin içinden bağlayarak yapabilir. Onu da gösteririm, anlatırım. Başlıyorum. Evet. Bir sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 28. sıradayız. Sıra boyu tekrar ediyoruz. Evet, bir sık iğne bir azaltma sıram da bitti. Şimdi şurayı birazcık daha doldurup son sırama geçiyorum. Artık tümünü de azaltma yapacağız ve bacağın ağzını kapatacağız. Evet, son sırama geçiyorum şimdi. Hepsi azaltma olacak. 6 kere azaltıyoruz ve kapatıyoruz. Evet, bacak bitti arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi kola geçeceğiz. Kolu da aynı şekilde eklem takacağız ama onun şekli farklı, örümü farklı. Bacağımız bitti. En sonu 6 kere azaltma yaptık. Sonra ilmek kaydırma yapıp ipimi sakladım. Şimdi kola geçiyorum. Kola da arkadaşlar, yine 6 zincirle başlayacağız. Eklem koyacağız. Hareketli kola olacak. Başlıyorum ben şimdi. Öncelikle 6 zincir çekeceğiz. Altı zincirden sonra ikinciye dönüyorum hemen. İkinciye bir artış yapıyorum. İki kere giriyorum sık iğne ile. Ardından 3 sık iğne örüyorum zincirin üzerine. 3 sık iğne yaptıktan sonra bir ilmeğim kalıyor. Bu ilmeğime de yine 4 kere giriyorum. 4 sık iğne aynı ilmeğin içine yapıyorum. Ve 3 sık iğne örüyorum. 4 tane ilmeği aynı ilmeğin içine yapıyoruz. 4 sık iğneyi aynı zincir ilmeğin içine yaptık. Öbür tarafa dönmüş olduk. Şimdi burada 3 sık iğne örüyorum. Ve sonuncusunda bir arttırma yapıyorum. Evet, ilk sıram bitti. Yani daha doğrusu ikinci sıram. 6 zinciri birinci sıraya sayarsak ikinci sıramızı bitirdik. Şimdi üçüncü sıraya geçiyorum. Önce üçüncü sıramızın başında 2 kere arttırma var. Arda arda 2 ilmekte arttırma yapıyoruz. Sıranın ilk ilmeğini ben yine işaretleyicimi takıyorum. Arda arda dediğim gibi 2 kere arttırma yapacağız. Ardından bir sık iğne. 2 kere arttırma yaptık. Ardından bir sık iğne yaptık. Şimdi bir arttırma. Bir arttırmamı yaptıktan sonra tekrar bir sık iğne yapıyorum. Ve arda arda 4 kere arttırma yapıyoruz. Evet, 4 arttırmamı da yaptım. Şimdi bir sık iğne yapıyorum. Ardından bir arttırma. Bu arttırmanın sonunda bir sık iğne daha ve 2 kere arttırma yapıyorum. Evet, son 2 arttırmamı da yaptım. Arda arda olmuş oldu onlar da. Şimdi 3. sıramı bitirdim. 4. sıramda arkadaşlar BLO'dan aynı ayaktaki gibi arka lobdan
düz örüyoruz, artırma eksiltme yapmadan bütün sırayı belli oradan örerek bitiriyoruz. Evet, BLO yaptığımız 4. sıramız bitti. Şimdi 5. ve 6. sıralarda düz öreceğiz. Arttırma veya eksiltme yapmayacağız. 2 sıra düz örmüş olacağız. Bir sıramızda toplam 24 sık iğnemiz olacak. Evet, 5. ve 6. sırayı düz ördük arkadaşlar. Şimdi 7. sıraya geçiyorum. 7. sıramda önce bir azaltma yapıyorum. Ardından 3 sık iğne örüyorum. Bir azaltma yaptık. 3 sık iğne ördüm. Şimdi bir azaltma daha yapıyorum. Bu azaltmamdan sonra 5 sık iğne düz örüyorum. Tekrar bir azaltma yapıyorum. Şimdi tekrar 5 sık iğne örüyorum. Tekrar bir azaltma. Ve sıra sonuna kadar, yani 3 sık iğne düz örüyorum. Ne yaptık şimdi? Sıra boyu bir azaltma, 3 sık iğne, bir azaltma, 5 sık iğne, tekrar bir azaltma, tekrar 5 sık iğne, tekrar bir azaltma ve 3 sık iğne yaptık. Sıramız bitti. 7. sıramız. Şimdi 8. sıraya geçiyorum. 8. sıramızda arkadaşlar önce yine bir azaltma yapıyoruz. Ardından bu azaltmamın ardından 8 sık iğne örüyorum. Tekrar bir azaltma yapıyorum. Tekrar 8 sık iğne. Evet, 8. sıramda bitti. Şimdi arkadaşlar 9. sıra ile 27. sıra arasını düz öreceğiz. Arttırma veya eksiltme yok. 9 ile 27. sıra arasını. Tek sıramda da toplam 18 sık iğne var. Ben başlıyorum. Evet, 9. ve 27. sıralar arasında düz ördük arkadaşlar. Şimdi burada ilmek kaçmasın diye iğnemi takıyorum, işaretleyici iğnemi ilmeğe ve eklem takacağız. Eklemimizde 25 ve 26. sıralar arasında takılacak. Gene tam ortaya takılacak. Başa değil. Dikkat edin buna. Kolun bu kol parçası. Kolun tam ortasına takacağız. Yine benim ipim sert olduğu için biraz genişleteceğim takacağım yeri. Mesela Alize'de veya Yarnart'ta çok aşırı uğraşmanıza gerek kalmaz böyle yerlerde. Ama bu ip çok sert olduğu için ben biraz fazla uğraşıyorum. O yüzden oraları biraz atlayabilirim. Evet, ne dedim? 25 ve 26. sıralar arasına, 27, 26, 25 şu ikisinin arasına, tam ortaya şöyle buraya takacağım. Biraz genişletip eklemimi takıyorum. Evet, eklemi taktım. Şimdi kolun içini dolduracağım. Hazır ilmeğim de böyle hazırken kolun içini dolduruyorum.
bacağın, pardon, kolun içini doldurduk. Şimdi diğer sıraya geçiyorum, 28. sırama. 28. sıram bir sık iğne, bir azaltma sırası. Sıra boyu bunu tekrar ediyorum. Bir sık iğne, bir azaltma. Evet, bir sık iğne, bir azaltma sıramı da yaptım. Şimdi burada tekrar azıcık doldurup son sıramı yapacağım. Son şu yukarıda kalan boşluğu dolduracağım. Çok az. Ve son sıra yapacağım. Son sıramızda 6 kere azaltma olacak. Evet, son sırama geçiyorum. Son sıram dediğim gibi 6 kere azaltma. Evet, bacak da bitti arkadaşlar. Pardon, kol da bitti. Şu an kolu bitirdik, bacağı bitirdik. Gövdeye geçiyoruz. Ardından da gövdeyle, gövde örerken zaten kolu ve bacakları ekleyeceğiz. Ardından da gövde bittiğinde başla birleştireceğiz. Şimdi ben gövdeye geçiyorum. Evet, gövdeye başlıyoruz arkadaşlar. Gövde için önce gri ipime devam ediyorum zaten. Öncelikle altılı sihirli halka yapıyorum. Altılı sihirli halkamı yaptım. Şimdi her ilmeğime artış yapıyorum. 6 ilmeğe de artış yapacağız. İkinci sıramızda. Evet. Hepsine artış yaptığımız ikinci sıramızda bitti. Şimdi üçüncü sıradayım. Üçüncü sıramızda arkadaşlar bir sık iğne, bir arttırma. Sıra boyu tekrar yine. Evet, bir sık iğne, bir arttırma yaptığımız üçüncü sıramızda bitti. Şimdi dördüncü sıraya geçiyorum. Dördüncü sıramızda iki sık iğne, bir arttırma. Sıra boyu bu da tekrar edilecek. Evet, 2 sık iğne 1 arttırma sıram da bitti. Sıra boyu tekrar etmiştim. Şu an 24 sık iğnemiz var. 4. sıra bitti. Şimdi 5. sıraya geçiyorum. 5. sıramda 3 sık iğne 1 arttırma. Bu da yine sıra boyu tekrar edilecek. Evet, 3 sık iğne 1 arttırma sıram da bitti. 5. sırayı bitirdik. 30 sık iğnemiz var. Şimdi 6. sıraya geçiyorum. 6. sıramız 4 sık iğne 1 arttırma. Bu da yine sıra boyu tekrar. Evet, 4 sık iğne 1 arttırma yaptığımız 6. sırada bitti. Şimdi 7'ye geçiyorum. 7. sıramızda 5 sık iğne 1 arttırma. Bu da yine sıra boyu tekrar edilecek. Evet, 5 sık iğne 1 arttırma sıram da bitti. 7. sıramdı. Şimdi 8. sıraya geçiyorum. 8. sıramızda 6 sık iğne 1 arttırma. Bu da diğerleri gibi sıra boyu tekrar edilecek. Evet, 6 sık iğne 1 arttırma sıramız da bitti. Şimdi 9. sırama geçiyorum. 9. sıramda arkadaşlar 7 sık iğne 1 arttırma yapıyoruz. Sıra boyu bunu da tekrar ediyoruz.
7 sık iğne, 1 arttırma yaptığımız 9. sıramız da bitti. 10. sıraya geçiyorum arkadaşlar. 10. sıramızda 8 sık iğne, 1 arttırma, yine sıra boyu tekrar edilecek. Evet, 8 sık iğne, 1 arttırma yaptığımız 10. sıramız da bitti. 11. sıraya geçiyorum. 11. sıramız arkadaşlar 9 sık iğne, 1 arttırma. Bu da yine sıra boyu tekrar edilecek. Evet, 9 sık iğne, 1 arttırma yaptığımız 11. sıramız da bitti. Şimdi 12. sıradan 16. sıraya kadar. 16. sıramız da dahil düz örüyoruz arkadaşlar. Hiç arttırma veya eksiltme yok. Bir sıramızda toplam 66 sık iğne olacak şekilde 12 ve 16. sıra arasını düz öreceğim. Başlıyorum ben. Evet, 16. sıraya kadar 16. sıramızda dahil düz ördük. Şimdi 17'yi örüyorum. 17. sıramız arkadaşlar 20 sık iğne, 1 azaltma. Sıra boyu bunu tekrar edeceğiz. 20 sık iğne, 1 azaltma. Bunu sıra boyu tekrar edeceğiz. Sıra boyunda 3 kere yapmış olacağız bunu. Ben başlıyorum. Evet, 20 sık iğne, 1 azaltma yaptığımız 17. sıramız bitti. Şimdi 18 ve 19'da arkadaşlar düz örüyoruz. Hiç arttırma veya eksiltme yapmıyoruz. 2 sıra, 18 ve 19. sıra düz örüyoruz. Evet arkadaşlar, 18 ve 19. sıraları düz ördük. Şimdi ilmeğim kaçmasın diye buna işaretleyicimi takıyorum ve bacakları yerleştireceğiz. Arka bacakları. Bunun için önce şöyle söyleyeyim, 14. ve 15. sıra arasına yapacağız. Bu ilmek başını tam ortaya dek getireceğiz, alt ortaya. 14. ve 15. sıralar arasına 31 sık iğne arayla yapacağız. Ben sayıyorum. 14. ve 15. sırayı bulmak için. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Evet, 5 sıra içeriye girdiğimiz zaman 14. ve 15. sıranın ortasında oluyorum. Şimdi 31 sık iğne sayacağım. Önce dediğim gibi bu başlangıcı ortaya getiriyoruz. Tam göbek hizası olacak. Arada 31 tane sık iğne kalacak şekilde bacakları takacağız. Eklemlerin girmesi için ben yine bacağı bulayım bir dakika. Eklemlerin girebilmesi için yine ben burayı biraz genişleteceğim iki yerde de. Ondan sonra bunları takacağım. 31 sık iğne olacak dediğim gibi. Sayacağım ve yerlerini belirleyeceğim. Evet,
yerleri belirledim. Şimdi bulundukları yerleri genişletip bacakları takacağım. Evet, bacakları geçirdik gövdemize. Şimdi kilitlerini takacağım. Sonra örmeye devam edeceğiz. Evet, bacakları taktım arkadaşlar. Gayet sıkı şekilde takılılar. İkinci kademeye kadar ittirdim. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Sıkı, yani kendi kendine dönecek halde değiller. Şimdi bundan önce hangi sıradır örmüştük? 18 ile 19 örmüştük. Düz örmüştük. Şimdi 20. sıraya geçiyorum. 20. sıramda 19 sık iğne, bir azaltma yapıyorum. Sıra boyu 19 sık iğne, bir azaltma yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Evet, 19 sık iğne, bir azaltma yaptığımız sıramız da bitti. Şimdi 20. sırayı bitirmiş olduk. 21 ve 22'yi düz öreceğiz arkadaşlar. Hiç arttırma veya eksiltme yapmayacağız. 2 sıra düz öreceğiz. 21 ve 22'yi. Evet, 2 sıra düz ördük. Şimdi devam etmeden şunu söyleyeyim. Eklem parçası olmayanlar bu parçaları eklemsiz diker, örebilir. Ardından bu bacağı veya işte bu gövdeye bacak veya kol takarken işte söylediği sıra arasında, mesela bunu biz nereye taktık? 14. veya 15. sıra ikisinin arasına 31 sık iğne ile taktık. 31 sık iğne boşluk bıraktık ikisinin arasında. Aynı şekilde boşluk, aynı şekilde aynı yere bu eklemi takmayı düşündüğümüz yer var ya, aynı bu sırayı söylemiştik onu örerken de. Buradan ipimizi geçirerek, yani ben mesela şöyle göstereyim, bunun hemen karşısında göstereyim. Buradan şöyle 2 ilmek alıp gövdede söylenen noktaya böyle geçirerek, bunda ip olduğunu düşün, geçirerek kolumuzu hareketli hale getirebiliriz. Ama burada önemli olan püf noktayı söyleyeyim. Eklemsiz takacağımız zaman buradan diker gibi geçiriyoruz, tamam. Ama gövdeye geçtiğimizde, işte bundan bir kere geçtiğinizde gövdeye takarken nereden, hangi delikten geçtiyseniz hep gövdede o deliği kullanmak önemli. Farklı bir, yani bir ilmek sağa kaysanız veya bir ilmek sola kaysanız hareketli bir parça olmaz bu. O yüzden bu kolu veya bacağı dikerken buradan aynı ilmeklerin etrafı, burada da aynı delikten girip karşıdan aynı delikten çıkmak önemli. Farklı delik kullanmadan, yoksa bu böyle hareketli olmaz. Bu fil için daha güzeli eklem kullanmak bence. Ama ekleminiz yoksa da dediğim gibi yapabilirsiniz. İpinizin uçlarını da uzun bırakırsınız. En son sıkıp bağladığınız zaman bu şekilde hareketli olur. Şimdi ben dediğim gibi 2 sıra düz ördüm. 21 ve 22. sıralarda 23. sıraya geçiyorum. 23. sıramda 18 sık iğne, bir azaltma yapıyorum. Sıra boyu bunu tekrar ediyorum. 18 sık iğne, bir azaltma. Evet, 18 sık iğne, bir azaltma yaptığımız, sıra boyuyla tekrar ettiğimiz 23. sıra bitti. Şimdi 24. sırada hiç arttırma eksiltme yapmıyoruz. 24. sıra boyu düz örüyoruz arkadaşlar. Ben başlıyorum. Müzik.
sırayı düz ördük. Şimdi 25'i geçiyorum. 25. sıramız 17 sık iğne bir azaltma. Bunu da sıra boyu tekrar edeceğiz. 17 sık iğne bir azaltma. Evet, 17 sık iğne bir azaltma yaptığımız, sıra boyu tekrar ettiğimiz 25. sıra bitti. 54 sık iğnemiz var şu an. 26. sırayı da düz örüyoruz. Hiç arttırma eksiltme yok. 26. sırada 54 sık iğnemi düz tamamlıyorum. Sıramı da düz ördüm. 54 sık iğnemi. Şimdi 27. sıradayım. 27. sıramız 16 sık iğne bir azaltma. Yine bu da sıra boyu tekrar edilecek. Evet, 16 sık iğne bir azaltma yaptığımız sıramız da bitti. 27. sıramız. Şimdi 28'e geçiyorum. 28. sırada arkadaşlar hiç arttırma eksiltme yapmıyoruz. Düz örüyoruz. Evet, 51 tane sık iğne yaptığımız 28. sıramız da bitti. Şimdi 29 örüyorum. 29. sıramız arkadaşlar 15 sık iğne bir azaltma, sıra boyu tekrar yapılacak bunda da. 15 sık iğne bir azaltma. Evet, 15 sık iğne bir azaltma yaptığımız sıramız da bitti. Şimdi 30. sıradayız. 30. sırada da normal düz öreceğiz. Hiç arttırma eksiltme yapmayacağız. Toplamda 48 sık iğnemiz olacak. 30. sıramı düz öreceğim. Evet, 30. sıramı ördüm. Şimdi 31. sıradayım. 31. sıram arkadaşlar 14 sık iğne bir azaltma. Bunu da sıra boyu tekrar ediyoruz. 14 sık iğne bir azaltma. Evet, 14 sık iğne bir azaltma yaptığımız, sıra boyu tekrar ettiğimiz 31. sıramız da bitti. Şimdi 32'ye geçiyorum. 32. sıramızda arkadaşlar sıra boyu düz öreceğiz. Arttırma veya eksiltme yapmayacağız. Şimdi arkadaşlar burada kolları takacağız. Ardından da gövdenin içini dolduracağız. Kollarda 29. ve 30. sıranın arasını seçeceğiz. Ve iki kol arasında toplam 24 tane sık iğne olacak.
Kolların arka bacaklarla aynı düzlemde olmasına dikkat edin. Yani kolun biri havada biri çok aşağıda kalmasın. 29 ve 30. sırayı bulacağız şimdi. Ardından da aralarında 24 sık iğne kalacak şekilde yerlerini belirleyeceğiz. Bacaklarla aynı düzlemde, aynı paralelde olacak şekilde. Şöyle sayalım. Evet, 29-30 arası şu sıra oluyor. Şöyle. Bu tarafa iğne taktım. Göz kararı bir yere taktım iğneyi. Sadece 29 ile 30'un arasını belirlemek için taktım bu iğneyi. Şimdi ardından buradan sayıp 24 sık iğne koyup araya iki kolun bacakların paralel olacak şekilde yerini belirleyeceğim. Sayıyorum. 24 sık iğne saymam lazım. Evet, biri burada olursa diğeri şu tığımı soktuğum yerde olmalı. Tam düzlem olması için kontrol ediyorum. Dediğim gibi biri havada, biri aşağıda, biri yukarıda olmamalı. Sanırım doğru yeri seçtim. Şöyle bacaklarından itibaren düzleştirdiğim zaman doğru yerde gibi görünüyor kollar. Şimdi bu tığımı ve iğneyi taktığım yerleri genişlettireceğim ve buraya bu kolları takacağız. Arkadan da vidalarını tamamlayacağız. Dediğim gibi eğer vida kullanmıyorsanız burada söylediğimiz sıradan itibaren iğneyi geçirip burada girerken de arkadan çıkarken de aynı deliği kullanırsanız bu kollar ve bacaklar hareketli olur. Şimdi ben buraları genişletip kolları takacağım. Arkadan kilitlerini de takacağım. Evet, bacak kolları taktım bacaklara uyumlu şekilde. Şu an hepsi yerde bende. Şimdi içini dolduracağız elyafla ve kolların kilitlerini takacağım. Şimdi ben doldurmaya geçiyorum. Evet, kilitlerimizi taktık, içimizi doldurduk. Şimdi örmeye devam edeceğiz. En son 32. sırayı örmüştük. 45 sık iğne düz örmüştük o sıramızda. Şimdi 33'e geçiyorum. 33. sıramız arkadaşlar. Sıra boyu 13 sık iğne bir azaltma yapacağız. Bunu da sıra boyu tekrar edeceğiz. 13 sık iğne bir azaltma. Ben başlıyorum. Artık örmek biraz daha zor olacak. Kolları taktık çünkü. Evet, 13 sık iğne bir azaltma sıram da bitti. Şimdi 34. sıradayım. 34. sıramız arkadaşlar sıra boyu düz örme. Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan sıramızı düz öreceğiz. Ben başladım. Evet, 42 sık iğne yaptığımız 34. sıramız da bitti. Şimdi 35'teyiz. 35. sıramız arkadaşlar sıra boyu 5 sık iğne bir azaltma yapacağımız sıramız. Sıra boyu bunu tekrar edeceğiz. 5 sık iğne bir azaltma. Evet.
Evet, 5 sakine bir azaltma yaptığımız 35. sırada bitti. Şimdi 36'dayım. 36. sıramızda arkadaşlar 4 sakine bir azaltma sırası, sıra boyu bunu da tekrar edeceğim. Arkadaşlar burada sıramız bitti. En son ne yaptık? 4 skine bir azaltma yaptık. Şimdi burada bitiriyoruz. İçini çok sıkıca dolduruyoruz. Son yapacak işlemlerimiz kaldı. Onlar da bittikten sonra kafayı gövdeye dikeceğiz. Şimdi ben burada biraz içini dolduracağım. Diğer işlere geçeceğim. İpimi keseceğim. İpimi uzun bırakıp kesiyorum. İlmek kaydırma yapacağım. İlmek kaydırma bir zincirle uzun bırakıp keseceğim dikmek için. Evet, ipimi kestim. Şimdi içine dolduracağım sıkıca. Kafayı gövdeye dikerken de boşluk, en son boşlukta biraz dolduracağım. Genellikle öyle yapıyorum, iyice sıkı olması için. Çünkü içinde çubuk, demir, herhangi bir şey olmayacak kafayı tutacak olan. O yüzden buranın sıkı dolması gerekir. Ya kafa kendi yönüyle, gövdenin yönü bir olmadığı için ikisinin ortasına bir şey koyamayız. O yüzden gövdeyi çok sıkı doldurmuş olmamız lazım. Dikişinin çok düzgün olması lazım. Evet arkadaşlar, gövdemiz bitti. Şimdi kuyruk yapacağız. Kuyruk için 10 tane zincir çekiyorum öncelikle. Bu 10 zincirin üzerine sık iğne yapıyorum. Evet, sonuna kadar sık iğne yaptım. 10 zincir çekmiştim. Sonuna kadar sık iğne yapınca 9 zincir oldu. 9 sık iğne oldu. Burada bir ilmek kaydırma yapıyorum. Son girdiğim ilmeğe tekrar girip bir şöyle küçük zincir çekip ipimi uzun bırakıp biraz kesiyorum. Bu bizim kuyruğumuz olacak. Şöyle kestim. Evet, bu benim kuyruğum olacak. Ucuna şimdi mor iple pompon gibi bir görünüm vereceğiz. Kuyruk ucunu yapacağız. Şöyle mor ipler kestim. Çok kısa gördüğünüz gibi. Bunun ucuna geçiriyorum tığımı. İpin olduğu taraf değil, öbür tarafa. Ve bu mor ipleri buraya sabitleyeceğim. Evet, kuyruğun ucuna böyle morla püsküller yaptım. Uç kısmında ilmekler geçirerek toplam 2, 3, 4, 6 tane ip geçirdim ve bu şekil kısa bir püskül görünümlü kuyruğumuzu bitirdik. Şimdi bunun haricinde 2 tane de diş yapacağız. Dişe geçiyorum. Diş için beyaz ipimi kullanacağım. Hemen göstereyim, çok kısa. Beyaz ipimi aldım. 4 tane sihirli halkanın içine 4 ilmek yapıyoruz. 4'lü sihirli halka yapıyoruz yani. Evet, sihirli halkamı yaptım. 4'lü sihirli halkamı. Şimdi bu 4'lü sihirli halkanın üzerine 2 sıra düz öreceğim. 2 sıra, hiç arttırma eksiltme yapmadan. Evet, 2 sıra düz ördüm. Hiç işaretleyici iğnemi de takmadım. Çünkü zaten 4'lü sihirli halkanın üzerine 2 sıra örmek, 8 tane sık iğne yapmak demek. Şimdi bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Ve ipimi uzun bırakıp birazcık. Çünkü bu dişi dikeceğiz. Uzun bırakıp kesiyorum.
dişten iki tane yapıyoruz biliyorsunuz ki. Bu dişi de dikeceğiz. Dikmeye geçmeden, kuyruğu ve dişi dikmeye geçmeden son bir işlem daha göstereyim. Şöyle yapıyoruz, hemen göstereyim. Küçük bir düğüm attım. Şu parmağımızın önünden arkadaşlar şöyle 3 tane tırnak yapacağız. En öne. Parmağı bu şekilde tırnak yapıyoruz. Pardon, her bacağı bu şekilde 3 tane tırnak yapıyoruz ve ipimizi gizleyerek kesiyoruz. Tırnaklarımızı da tamamladım. Gördüğünüz gibi hepsinde 3'er tane. Şimdi kuyruğumuzu dikeceğiz. Dişlerimizi dikeceğiz. En sonunda kafayı, gövdeyi dikeceğiz ve filimiz bitecek. Bir de fiyonk yapacağız kafasına kurdaleden. Ondan sonra filimiz bitecek arkadaşlar. Fili benle izleyip buradan izleyerek bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aşağıya anlamadığınız bir yer olursa yazabilirsiniz. Gördüğüm anda dönüyorum. Buradan bakarak ördüğünüz fillere de beni etiketlersiniz. Etiketler iseniz çok sevinirim. Şimdi ben dikişlere geçiyorum. Evet arkadaşlar, son işlemler olarak tırnakları hallettik. Kuyruğu hallettik. Kuyruk şöyle söyleyeyim, ortadan 6 sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yukarıdan 6 ile 7'nin arasında veya 7 ile 8 arasında dikebilirsiniz. Kuyruğu buraya diktim. 2 dikiş atarak diktim sadece. Sonra dişlerimi tam şöyle göstereyim. Dişi tam burunla yanağın birleşme noktasına dikerek İki taraftan da hallettim bu şekilde dişleri de. Şimdi kafayla gövdeyi birleştireceğim. Kafadan şu ortadan sayıyoruz. En alttan, kafanın en altından. 8 sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu 8 sıra arkadaşlar altta kalacak. Kafayı bu şekilde monte edeceğiz. Bu 8, alttaki 8 sıra açıkta kalacak şekilde. Sonra ben kafasına fiyonkunu takacağım. Bundan sonrasını sessiz şekilde çekeceğim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Anlamadığınız yerler olursa yorumlarda hemen görür görmez dönüş sağlıyorum zaten. Şimdi ben dikişe başlayacağım. Dikişten önce buraya iğnelerimi takacağım. Rahat dikebilmek için. Başka da bir işlemimiz kalmadı. En sonunda kafamıza bir fiyonk takacağım kurdaleden. Eğer kurdaleniz yoksa kafanın ölçüsüne göre biraz fazla zincir zincirin üstüne sık iğne veya trabzan yaparak da bir kurdale yapabilirsiniz. Ben şimdi dikişime geçiyorum.